2 Ağustos, 8 Ağustos. Değerli yengeç burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Güzel takipçilerim, hepiniz Allah korusun. Güzelliklerde olun inşallah. Evet değerli yengeç burçları, yükselen ve ay burcunuzu ve e-akkayofficial Instagram sayfam günlük takip edebilirsiniz. Bu ara yakın dost değil de anne, baba, kardeş dediğimiz insanlara kafayı böyle taktınız. Çok üstünüze geliyor ve her şeyi sizden beklediklerini düşünüyorsunuz. Hatta ruhunuz böyle uyuyayım, kimse benimle konuşmasın, yorganı kafama çekeyim, kimse beni görmesin. Hatta valizimi alıp defolup gideyim tavrındasınız. Hatta ve hatta mümkünse şehri taşıyayım kafasındasınız ama şöyle söyleyeceğim, bulunduğunuz ailenin gergin noktaları ile ilgili bazı karışıklıklar devam edecek, sizi yorabilir. Hatta anne baba arasındaki yaşanan ya da kardeşler arasındaki yaşanan bazı krizlere siz şahit olup motivasyonunuz aşağı düşebilir. Mümkün olduğu kadar aile bireylerine destek, özellikle kadın anne olabilir, kız kardeşiniz o, ablanız olabilir. Bir psikolog onun enerjisine iyi gelecek ve sakinleşmesine yardımcı olacak. Sizi de çok iyi dinliyor. Bence onu gözden kaçırmayın, onu takip alın istiyorum. İlişki konunuzla alakalı bu dönem fazla sevgilinizi önemsemeyebilirsiniz. Fazla üstüne düşmeyebilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara, hatta ortamda gereksiz tartışmalara sebep olabilir. Bu ara sevgilinize seni seviyorum demeyi unutmayın. Çünkü kafasında kurmaya başlamış. Eğer ilişkiniz yoksa etrafınızda sizinle ilgilenen, hatta hayranlığınızı kazanmış ve size değer veren biri var. Bu adım atacak ve evet evet demenizi bekliyor. Bir ilişki enerjimiz var olan noktada. O yüzden güzel bir ilişki sizin hayatınıza renk katacak ve bu renk kalıcı olarak gösteriyor. Ortaklı aile işiniz varsa burada çözülmesi gereken kredi ödememelerimiz, vergi ödemelerimizle alakalı aksilikler yavaş yavaş toparlanacak ve iyi bir noktaya erişeceksiniz. Ailemizde doktor ya da sağlık sektöründe çalışan bazı yengeç burçları için de şehir değişimi ya da hastaneniz ya da değişmesi gereken iş kapımız bizim için hayırlı ve aydınlık olacak. Bu da size çok iyi bir süreç sağlayacağını söyleyebilirim değerli yengeç burçları. Değerli yengeçler, eğer ortaklı bir iş kurmak istiyorsanız ve uzun süredir de hayalini kuruyorsanız Ağustos 21 itibariyle kadar, Ağustos 21'e kadar bu işinizle alakalı kimle ortak olacaksınız? Altyapıyı oturtun. 21 Ağustos'ta da bu iş startını verin. Çok büyük bir kazanç sağlayacağına uyarabilirim. Etrafınızda, iş çevreniz ya da yakın aile binanız ya da apartmanınızda vakalar artmış olabilir. Covid vakaları daha ön planda olabilir. Lütfen maskesiz, bu ara dağınık bir ruhunuz olduğu için sağlığı çok ön planda tutmuyorsunuz. Lütfen maskesiz, aşınız yoksa bile gidip aşınızı yaptırın. Ben aşı oldum. Siz de yaptırın lütfen. Çünkü hane içerisinde ya da yakın iş çevrenizde bu tarz sıkıntılar biraz kafanızı karıştırabilir. Huzursuzluk olabilir diyorum. Ailenizin özellikle baba soyunuza ait miras konuları ve bu mirastan dolayı anneniz ya da sizler kırgın olabilirsiniz. Bunlar mahkeme yoluyla çözümlenecek. Boşuna bunun parasıyla ilgili hayal kurma. Daha 2-3 yıl çözülmeyecek bu. Sen işine konsantre ol. Yapmak istediğin başarılarına konsantre ol. İyi olacağını söyleyebilirim. Yüksek lisans, farklı alanda dil eğitimi, farklı alanda eğitimler almak istiyorsanız bu dönem bunlar için güzel fırsatlar, başlayın. Çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Eğer ki normal bir iş alanında çalışıyorsanız, işinizle alakalı bazı maddi krizlerden dolayı endişeleriniz olabilir. Ama bulunduğunuz nokta bu iş kapısını gerçekten kapatmayacak. Siz de işinize devam edeceksiniz diyorum. Bu ara en önemli sorununuz ne biliyor musun? İnsanların zihnini okumak, onların ne düşüncelerini ve ne benimle ilgili ne düşünüyor diye takıntılarınız olabilir. İnsanların beynini okumayın. Kendiniz iyi bir insan olduğunuzu biliyorsunuz. Yaptığınız iyiliklerin karşılığı bu olmamalıydı deyip o insanların beyin enerjisine kilitlendiniz. Bu ara çevrenizden çok fazla kazık yiyebilir, maddi olarak da zarar görebilirsiniz. Şöyle bir arkadaşlarınızı gözden geçirin ya da yakın kan bağı olduğunuz insanları gözden geçirin. Bu ara borç vermenizi istemiyorum. Bu para geri gelmeyecek diye düşünüyorum. Evle alakalı, evle ilgili özellikle yatak odası ya da çocuk odası ya da
kendi odanızı değiştirme gibi fikirleriniz olabilir. Evet, uzun süredir değiştirmek istiyordunuz, yapın. Ve son zamanlarda mutfak yenilenmesi ya da banyo yenilenmesi gibi fikirleri olan yengeç burçlarında ufak tefek tadilatlar haneye güzellikler getirecek diyorum. Tedavi ve çocuk düşünen yengeçler için evet bu dönem uğurlu ve bereketli. Çocuk evresine girebilirsiniz. Evlat sahibi olacağınız gözüküyor. Aile içerisinde eşiniz ya da sevgiliniz araba almak istiyorsa birinin araba konusunda destek olacaksınız ve bu araç hanenize alınacak olarak söyleyebilirim. Aile apartmanınız varsa burada amca ya da dayı ya da teyze ya da amca hala arasında büyük karmaşalar yaşanacak. Aman dikkat edin, sizi diskalifiye etmeye çalışacaklar. Sakın bir şey imzalamayın. Eğer ki platonik birine aşıksanız onu unutmanız lazım. Aşk konusunda kafanız çok karışık oradaki de. Ama yeni bir insan istiyorsanız çok güzel bir aşk var. Bunu kucaklayın, hayatınıza alın. Özellikle geçmişten gelmesini istediğiniz biri varsa yüz yüze konuşmalar. Ufak ufak şans verme evrelerimiz var. Bazı yengeçlerde de söz, nişan, aile ile tanışma haftamız güzel geçecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Endişe etmeyin diyorum değerli yengeç burçları. Mutlu kalın, umutta kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.